Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu üslü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri. Bundan önceki dersimizi izlediyseniz eğer orada üslü ifadeleri güzel bir şekilde öğrenmiştik. O zaman bu dersimizde de üslü ifadeleri çarpalım ve bölelim. Şimdi öncelikle çarpma işlemiyle başlayalım dersimize. Tabanları eşit olan iki üslü ifade çarpılırken üsler toplanır ve sonuç tabanı üs olarak yazılır. Taban ise değişmez. Şimdi o zaman buradaki ifademizi hemen örnekler üzerinde uygulayalım daha iyi anlamak için. Şimdi tabanları eşit iki üslü ifademiz var. Ne yapıyoruz? Arada çarpma işlemi var. O zaman çarpma işlemi yaparken tabanlar eşit olduğu için aynı kaldı. Üstler ise ne oldu? 3 artı 2 yani üstler toplandı. Dolayısıyla sonucum kaç çıkmış oldu burada? 4 üssü 3, 2 daha 5, 4 üssü 5 olarak çıkmış oldu. Peki ikinci örneğime geçtim. Şimdi burada ne var? 2, 2. O zaman tabanlar yine eşit. Üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. Burada 7 eksi 2 yapacağım. Çünkü burada 2 üzeri eksi 2 var. Dolayısıyla 2 üzeri 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. O zaman sonucum 2 üssü 5 olmuş oldu. Gayet kolay. Yapacağım tek şey tabanlara eşit mi diye bakmak. Evet eşit. Sonra ne yapmak? Üstleri toplamak. 5 artı 3 yapıyorum. O zaman ne olmuş oldu? Eksi 3'ün 5, 3 daha 8. 8. kuvveti olmuş oldu. Yine burada baktım. Tabanlar eşit. O zaman tabanı buraya yazdım. Üstlere baktım. Eksi 3 artı 4 diyorum. Eksi 3, 4 daha 1. Yani 6 üssü 1 olarak bulmuş oldum ifademi. Peki eğer üstleri eşit, tabanları farklı olan üslü ifadelerde çarpma işlemi yapıyorsak ne yapacağız? O zaman da tabanları çarpacağız ve sonucu taban olarak yazacağız. Üs ise bu şekilde değişmeden kalacak. Hemen onu da örnekler yardımıyla gösterelim. Şimdi burada özellikle 2 çarpı 5 örneğimiz çok önemlidir. Bu daha sonra da karşımıza çıkacak. Ne yapacağız burada? 2 ile 5'i çarpacağız. Baktım üsler ortak. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu üssü bu şekilde yazacağım. 2 ile 5'i çarpacağım. 2 kere 5 10. O zaman 10 üssü 4 olarak sonucumuzu bulmuş olacağız. Şimdi burada üçlü bir çarpma işlemi var. Fark eder mi? Bakın. Üstler ne? Üstler ortak. O zaman ne yapacağım? 6 çarpı 2 çarpı 3 yine ortak bir üste yazmış oldum. 6 kere 2 12, 12 kere 3 36, 36 üssü 2 olarak bulmuş oldum. Yine burada baktım. Evet üstler ortak. O zaman eksi 4 çarpı 3 yapıyorum ve ortak üste yazdım. Eksi 4 çarpı 3 eksi 12 eksi 12 üssü 3 olmuş oldu. Sonuç. Burada bu şekilde bir ifade var. Fark etmez. Yine çarpma işlemi yapacağım. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 ne yapacağım? Ortak üssümüzde eksi 4 eksi 4 üstünde yazacağım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 nedir? 1 bölü 15 üssü ne yazacağım? Eksi 4 olarak bunu da bulmuş olacağım. Bu sayfada üslü sayılarda çok önemli ve çok sık kullanılan bir kuralımız var. Hemen bakalım üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılarak sonuç üs olarak yazılır ve taban aynı kalır. Yani biz bu kurala ne diyoruz? Üssün üssü kuralı diyoruz aslında. Hemen bakalım 2 üssü 5 üssü 3 var burada. Örneğin ne yapacağım o zaman? Tabanı aynen yazacağım. Üstleri bu şekilde çarpacağım. Ne olmuş oldu? 5 kere 3 15, 2 üssü 15 olmuş oldu. Yine burada ne yaptım? Tabanı aynen yazdım. 3 çarpı 2 yazdım. 4 üssü 6 olmuş oldu. Ne yapıyorum? Taban aynen kalıyor. Üstleri çarpıyorum. Şimdi burada bu şekildeki sorular önemli. Burada bir negatif sayı var. Bakın görüyorsunuz. Ve parantez dışında bir çift üs var. Dolayısıyla ne yapıyorum ben bunları çarparken? Buradaki negatiflik bu çift üsten dolayı ne olacak? Pozitif olacak. Dolayısıyla 6 üssü 4 çarpı 8 yapıyorum. 4 kere 8 32. 6 üssü 32 olmuş oluyor sayımız. Yani buradaki negatif sayı çift üstten dolayı pozitif olmuş oluyor. Burada dikkat etmemize gerek yok. Burada zaten tek bir üs var. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada da negatif bir üs var. Buna dikkat edeceğiz. O zaman ne yapıyorum? Eksi 7 üssü 3 çarpı eksi 5 yazıyorum. Peki o ne olacak o zaman? Eksi 7 üssü
3 kere eksi 5 eksi 15. Dolayısıyla 7 üssü eksi 15 olmuş olacak. İsterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. Eksi 1 bölü 7 üssü 15 olarak da yazabilirsiniz. Şimdi biraz da bölme işlemine bakalım. Çarpma işleminde ne yaptık? Üstleri topladık. Bakalım bölme işleminde ne yapacağız? Tabanı eşit olan üstte ifadeler bölünürken payın üstünden paydanın üssü çıkarılıp sonuç üs olarak yazılır ve taban değişmez. Yani A üssü M, A üssü N'e bölünmüş. Ne olmuş? Bakın üsler birbirinden çıkarılmış. Yani çarpma işleminde toplama yaptık. Bölme işleminde de ne yapıyoruz? Üsleri çıkarıyoruz birbirinden. O zaman şimdi burada ne yapacağım? Ortak bir tabanda yazacağım. Bölme işleminde çünkü 2 üssü 5'i 2 üssü 3'e bölmem lazım. O zaman ne yapacağım? Üstleri bu şekilde birbirinden çıkaracağım. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. O zaman 2 üssü 2 olarak bulacağım. Şuna bakalım. Şimdi burada tabanı 4 olarak yazdım. Burada neye dikkat edeceğim? İşaretlere dikkat edeceğim. Çünkü 6 eksi diyeceğim ya. Burada eksi 4 var zaten. Eksi eksi 4 olacak o. Dolayısıyla eksi eksi 4'ten burası artı 4 olacak. Yani 4 üssü ne olacak? 6, 4 daha 10 olmuş olacak. 4 üssü 10 olacak cevabımız. Peki buraya bakalım. Şimdi burada biraz negatifler var. Fakat üstlere baktım. Üstler tek. O zaman direkt yazmam gerekiyor. Eksi 3'ün eksi 3. kuvvetinden ne yapacağız? Eksi eksi 7 yapacağız yine burada. O zaman ne olacak? Eksi eksi 7 burada artı 7 olacak. Eksi 3 artı 7 ne olacak? Eksi 3 üssü bu şekilde 4 olmuş olacak. Tabii yine burada çift kuvvet var. Burada sonucu hesaplarken ne yapacağız? Pozitife çevireceğiz. Buraya baktım. Tabanlar ortak. Tabanlarım 8. O zaman ne yapacağım? 8 üssü eksi 6 eksi 3 yapacağım. Eksi 6 eksi 3. 8 üssü eksi 9 olmuş olacak sonucu. Peki üstleri aynı olan ifadelerde ne yapacağız? Hemen bakalım mı? Üstleri aynı olan üstü ifadeler bölünürken pay paydaya bölünüp sonuç taban olarak yazılır ve üst değişmez. Burada neye dikkat edeceğiz? B sıfırdan farklı bir sayı olacak paydada olduğu için. O zaman hemen örneklerimize bakalım. Şimdi baktım burada üstler aynı. O zaman ne yapıyorum? 12 bölü 6 diyorum ve ortak bir üste bu şekilde yazıyorum. Sonra bunları birbirine bölüyorum bölünebiliyorsa. 12'yi 6'ya böldüm. 2. O zaman cevabım 2 üssü 3 çıkmış oldu. Yine burada bakıyorum. Üstler aynı. O zaman ne yapacağım? 4 bölü 2 üssü eksi 6 diyeceğim. Bunu böldüm. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2 üssü eksi 6 demiş olacağım. Peki şuna baktım. 3 bölü 9 üssü 5 dedim. Ortak üste yazdım. Ne olur? Bunlar sadeleşir. Burada 3, burada 1 kalır. O zaman 1 bölü 3 üssü 5 olmuş olur. Şuna baktım. Yine 6 bölü 18 üssü eksi 2 dedim. Yine bunlar sadeleşti. 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 3 üssü eksi 2 olarak bulmuş olduk. Bu sayfamızdaki kuralımız üstü ifadelerde sıklıkla kullandığımız bir kural. Aslında geçen dersimizde öğrenmiştik ama tekrar edelim. Çünkü işlemlerde sık karşılaşacağız. Şimdi burada 1 bölü A üssü M ne olmuş? A üssü eksi M olmuş. Yani ifademiz paydadan paya geçirilirken üssün işareti değişmiş. Pozitifken negatif olmuş. Veya burada negatif bir ifade görüyorsak ne yapacaktık? Üssü negatif, pozitif yapacaktık. Yani tam tersi. Burada da aynı şekilde ifademiz burada paydayken ne olmuş? Payda kısmına geçmiş. Yani A üssü M iken A üssü eksi M olmuş. Yine işareti değişmiş. Şimdi örneklerimiz yardımıyla hemen ne yapalım? Pekiştirelim. Burada 1 bölü 2 üssü 5 var. O zaman ben bunu paydadan paya alırken ne yapacağım? 2 üssü eksi 5 yazacağım. Bu kadar. Burada ifademiz pay kısmında. O zaman paydaya almak istiyorum. Ne yapmam lazım? 1 bölü 4 üssü eksi 5 yapmalıyım. Yine ifademe baktım. Payda da. O zaman paya geçirirken ne yapıyorum? Yine eksimi de unutmuyorum. Eksi 7 üssü eksi 6 olarak yazıyorum. Yine burada negatif bir ifade var. Ne yapacağım? Eksimi koydum. Paydaya geçireceğim. Çünkü pay kısmında 1 bölü 3 üssü eksi 7 yazıyorum. Yani pozitifken yine negatif yapmış oldum. Kuralları öğrendiğimize göre ne yapalım? Bildiğimiz kuralları sorularımıza uygulamaya çalışalım. İlk sorumuzda bu şekilde bir ifade var. Şimdi ifademe baktığımda paydada 5, 3
ve 2 olan tabanlar görüyorum. Paya baktım. Burada da 15 ve 16 gibi ifadeler var. Dolayısıyla bunları aslında paydadaki ifadelere göre biraz düzenlemem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Şimdi 15 üssü 5 var. 15 üssü 5'i 5 ve 3 cinsinden yazabilir miyim? 5 çarpı 3 üssü 5 yazabilirim, değil mi? Dolayısıyla bu ne olur? 5 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 olur, değil mi? Bu şekilde bir kuralımız vardı. Bunları böyle yazabiliyorduk. O zaman tersini de yazabiliriz. Dolayısıyla 5 üssü 15 ifadem artık ne oldu? 5 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 olmuş oldu. Devam edelim. Burada ne var? Burada bir üssün üssü kuralı var. O zaman ne yapacağım? 2 çarpı 3 6 diyeceğim ve burasını 3 üssü 6 olarak yazabilirim. 3 üssü 6 yazdım. Şimdi buradaki ifadedeyim. Burada 16 üssü 7 var. 16 neydi? 2 üssü 4'tü. Dolayısıyla burada yine 2 üssü 4'ün 7. kuvveti var. Yani yine üssün üssü kuralımız var. 4 kere 7 28 olduğuna göre 2 üssü 28 de diyebiliriz. O zaman 16 üssü 7'yi 2 üssü 28 olarak yazdım. Bölü diyorum. Bakalım paydada neler var? 5 üssü 5 var. 3 üssü 8 var. Bunlara bir şey yapmıyorum. 41 üssü 0 var. Zaten her sayının 0. kuvveti neydi? 1'di. Dolayısıyla burası 1. Bunu yazmama gerek yok artık. Burada da payda da ne var? Negatif bir üs var. O zaman onu ne yapacağım? Payı alacağım ve pozitif hale getireceğim. Yani 2 üssü 24 yapmış oldum. Şimdi ifademde sadeleşenler var. Bunları sadeleştirdim. Peki geri kalan ifadeye bakıyorum. Burada tabanları aynı olan, yani tabanları 3 olan üslü ifadeler ve tabanları 2 olan üslü ifadeler var. O zaman bunları ne yapacağız? Bunları biraz daha düzenleyeceğiz. Şimdi tabanları aynı olan ifadelerde üsleri ne yapıyordum? Topluyordum. Dolayısıyla 3 üssü 5 artı 6 yapacağım. Bir de bölme işlemi var. Bölme işleminde de çıkarıyordum. O zaman bu ifadeyi direkt böyle yazmış oldum. 2 üssü ne yapacağım? Yine burada bir bölme işlemi var. Tabanları aynı olduğu için üstleri ne yapacağım? Birbirinden bu şekilde çıkaracağım. Şimdi ne oldu? 3 üssü 5 artı 6 eksi 8, yani 3 üssü 3 oldu. 28'den 24 çıktı. 2 üssü 4 oldu. Şimdi soruyu çözdükten sonra şıklara göre sonucu böyle de bırakabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Şıklarda bu şekilde yoksa 3 üssü 3'ü biliyoruz zaten, 27. 2 üssü 4'ü de biliyoruz, 16. Bunları çarparız. 6 kere 7 42. Elde var 4. 6 kere 2 12. 16 olur. Bu da 27 olur. Toplarım 2, 3, 4. Yani bu şekilde sonucu 432 bulmuş olurum. Yandaki ifadeye baktım. Yukarıda verilen eşitliğe göre demiş. X kaçtır? Şimdi X'in bir katsayısı var, değil mi? Şimdi X'in katsayısını düzenlemeye çalışalım. Burada sadeleşen ifadeler var. Ne olmuş oldu burası? 1 bölü 2 olmuş oldu. O zaman 1 bölü 2 üssü eksi 2 olmuş oldu. X'in katsayısı. Daha düzenleyeceğiz. Peki buraya baktım. Burada ne olur? Şimdi burada negatif bir ifade var. Bu negatif ifadede de ne var? Çift bir üs var. Dolayısıyla burası ne olacak aslında? Burası pozitif olacak ve buradaki paydadaki ifadeyi de paya alalım ve o şekilde yazalım. Şimdi o zaman ne oldu? 2 üssü eksi 5 oldu. 2 üssü eksi 5'in ikinci kuvveti oldu. Peki buna bakalım. 8 nedir? 8 2 üssü 3'tür, değil mi? Peki 2 üssü 3'ün dördüncü kuvveti, yani üssün üssü var burada. O zaman ne yapacağım? 3 kere 4 12 ve 2 üssü 12 yapmış oldum. Şimdi ifadelerimizi buraya kadar getirdik. Biraz daha düzenleyelim. Örneğin burada 2 üssü 1 gibi bir ifade var. Bunu da ne yapalım? Paydadan paya alalım. Yani 2 üssü eksi 1 olur. Ve dışında ne var? Eksi 2 var. Çarpı x eşittir. Buradakini çarpalım. Eksi 5 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 2 üssü eksi 10 oldu. Ve 2 üssü ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Burada da yine ne var? Üssün üssü var. Eksi 1 çarpı eksi 2 ne olur? 2 üssü 2 olur. O zaman artık ifadem 2 üssü 2 çarpı x eşittir 2 üssü eksi 10 çarpı 2 üssü 12'ye dönüşmüş oldu. Buradan sonra ne yapalım? X'in katsayısına her iki ifadeyi de bu şekilde bölelim. Bunlar gitti. X yalnız kaldı. O zaman ne yapacağım? Yine burada tabanlar aynı olduğu için üslerle işlem yapacağım. Eksi 10 artı 12. Burada çarpma işlemi olduğu için üstleri topladım. Eksi ne yapacağım? Eksi 2 yapmış olacağım. Şimdi burada ne oldu? Eksi 10 ile eksi 2. Eksi 12 oldu. Yani şu şekilde oldu. 2 üssü
Eksi 12 artı 12 olmuş oldu. Eksi 12 artı 12 burası 0 oldu. Dolayısıyla x üzü x eşittir 2 üssü 0 olmuş oldu. Peki 2 üssü 0 nedir? 2 üssü 0 da zaten 1'e eşittir. Dolayısıyla x'i ne bulmuş olduk? 1 bulmuş olduk. Bu sayfamızda da yine 3 adet sorumuz var. İlk sorumuz ortak parantezde yazma sorusu. Bakalım ortak paranteze nasıl alacağız ifadelerimizi. Şimdi öncelikle ifadeleri ne yapalım? Düzenleyelim. 4 üssü 3 ifademiz var. 4 nedir? 2 üssü 2'dir değil mi? Dolayısıyla burada 2 üssü 2'nin 3. kuvveti var. Yani üssün üssü var. O zaman 2 kere 3 6 derim. Yani burası 2 üssü 6 olmuş olur. O zaman 2 üssü 6 çarpı 3 üssü 2. Burada bir düzenlenecek bir şey yok. Yazdım. Artı diyorum 2 üssü 2 yine düzenlenecek bir şey yok. Çarpı 3 üssü 5. Alt tarafa bakalım. Alta 6 üssü 2 var. Bunu da yine birazdan duruma göre değiştirebiliriz. Şimdilik yazalım. Şimdi baktım. Buralarda bu toplama işleminin her iki tarafında ortak olan ifadeler var. Nedir bunlar? Diyelim ki burada 2 üssü 6'yı nasıl yazabiliriz? 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 2 olarak yazmaz mıyız? Yine çarpı 3 üssü 2 yaz. Şuraya yazalım. 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2. Artı dedim. Burada da 2 üssü 2 var. Ve burada da ne var? 3 üssü 2 çarpı 3 üssü 3. Neden böyle yazdım? Burada da 3 üssü 5 vardı. Üstlerini bu şekilde ayırdım. Çünkü ortak parantezde yazmaya çalışacağım. 6 üssü 2. Peki bakalım. Ortak olanları ne yapacağım? Ortak parantezde yazmaya çalışacağım. Onlar nedir? 2 üssü 2 ve 3 üssü 2'ler. Şimdi onları buradan alıyorum. Ne oldu? 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 ortak parantezinde yazdım. Peki geriye neler kaldı burada? 2 üssü 4 kaldı. 2 üssü 4 artı 3 üssü 3 kalmış oldu. Bölü burada ne var? 6 üssü 2 var. Şimdi bu 6 üssü 2'yi nasıl yazabilirim? Ya da şurasını yazalım. Aynı üsler olduğunda ne yapıyorduk? Bu şekilde parantez içinde 2 çarpı 3 üssü 2 yazabiliyorduk değil mi? Dolayısıyla 2 kere 3 nedir? 6. 6 üssü 2 oldu aslında burası da. Dolayısıyla 6 üssü 2 ve 6 üssü 2 buradan ne oldu? Şu şekilde sadeleşti. Peki ifadem ne olmuş oldu? 2 üssü 4 artı 3 üssü 3 olmuş oldu. 2 üssü 4 nedir? 16'dır. Şuraya yazalım. 3 üssü 3 27'dir. Dolayısıyla bunları toplarsam 6, 7 daha 13. Elde var 1. Buraya ekledim. Sonuç ne çıkmış oldu? 43 çıkmış oldu. Diğer soruma geçtim. Diğer sorumda Seda'nın 8 üssü 2 adet fındığı vardır. Seda fındıklarının yarısını kardeşine verirse geriye kaç fındığı kalır demiş. Şimdi burada önemli olan problemden ziyade yarısını vermesi. Yani 8 üssü 2'nin ben yarısını bulmaya çalışacağım. Peki 8 üssü 2'nin yarısını nasıl hesaplarım? 2'ye bölmez miyim? Dolayısıyla bu ifadeyi 2'ye bölmeye çalışacağım. O zaman ifademizi düzenleyelim. 8 nedir? 2 üssü 3'tür değil mi? O zaman 2 üssü 3'ün ikinci kuvveti var burada. Bunu 2'ye böleceğim. Burada üssün üssü kuralımız var. 2 üssü 3 kere 2 6 oldu. Burada da 2 üssü nedir aslında? Bu 1'dir. Dolayısıyla artık ne yapacağım? Tabanlar ortak. Üstleri birbirinden çıkaracağım. Yani 6 eksi 1. 6'dan 1'i çıkardım. O zaman ne oldu? 2 üssü 5 oldu. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 2 üssü 5. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 30. Pardon. 32 olmuş oldu. O zaman nedir? 32 fındığını kardeşine verecekmiş. Fındıkları kaçtı? 8 kere 8 64'tü. 64'ten 32'yi çıkarırsam kaç kalır? 32 fındığı da kendisine kalmış olur. Yani geriye kaç fındık kalmıştı dedi. Cevabım 32. Peki diğer sorumuz şu şekilde. 4 üssü 8 çarpı 5 üssü 11 sayısı kaç basamaklıdır diyor. Şimdi kaç basamaklıdır sorularında 2 ve 5 tabanını bulmaya çalışacağız. 2 ve 5 tabanını bulduktan sonra birbiriyle çarpacağız ve sayının kaç basamaklı olduğunu bulacağız. O zaman burada öncelikle 4 üssü 8 ifadesine 2 üssü 2'nin 8. kuvveti olarak yazacağım. 2 kere 8 16. Yani burada 2 üssü 16 var. Aslında şu 2 üssü 16. O zaman ne yapacağım? Bu sayı aslında 2 üssü 16 çarpı
5 üssü 11. Ama ben bunları aynı tabanda yazmak için, yani aynı üssün altında yazmak için biraz ne yapmam lazım? Düzenleme yapmam lazım. Yani 2 üssü 11 çarpı 2 üssü 5 çarpı 5 üssü 11 yazmam lazım. Neden böyle oldu? Çünkü buradaki 2 üssü 11 ile 5 üssü 11'i ne dedik? Aynı tabanda yazacağız. Yani 2 çarpı 5 üssü 11 çarpı 2 üssü 5 oldu sayım. Şimdi 2 kere 5 10, 10 üssü 11 çarpı 2 üssü 5 nedir? 32'dir, değil mi? Yani bu sayıyı yazmak istersem 32 yazdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 0 koyacağım, değil mi? 10 üzeri 11 çünkü 11 sıfırlı bir sayıdır. O zaman kaç basamaklı bir sayımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 basamaklı. 13 basamaklı sayım olmuş oldu. Zaten saymamıza gerek yok. 10 üssü 11 nedir? 11 sıfırlı bir sayıdır. 11, 12, 13 basamaklı bir sayı oldu diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.